Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün domates sosu yapıyorum. İster yemeklerinizde, isterse menemenlerinizde her yerde kullanabileceğiniz en kolay yöntemle. Böyle bu şekil domateslerimi iri iri doğruyorum. Kabuklarını soymadan. Yalnız şu uç kısımlarını, kök kısımlarını alıyoruz. Şuraları kabuğunu soymadan iri iri böyle doğradığımız domateslerimizle kolay mı kolay herkesin yapabileceği kimse ben yapamam demesin. Böyle tencereye alalım domateslerimizi. 10 kiloluk benim tencerem. 8 kiloya yakın domatesi bu şekil doğradım. Birazdan kaynayınca azalacak. Yüze yüz doldurun. Hazır domateslerde tam mevsimi hem de ucuzlamışken yapın yapın kavanozlayın. Tahta kaşıkla şöyle altını tam açmadan orta ateşte ara sıra karıştırarak yumuşayıncaya kadar böyle kaynatacağız. Evet şimdi blenderımızı aldık. Bakın alttan başladık. Şimdi o rendelenmiş gibi, robottan geçmiş gibi olacak. Pürüzsüz. Biraz şöyle ortaya getirdim. Üste yakın, o zaman daha kolay çekiyor. Evet, bu işlemde tamam olduğuna göre şöyle köpükler birikecektir bakın. Bunları mutlaka alın kapaklarınız atar. Bozulma yapar, küflenir. Bunları almasınız. Bu köpükler gidecek. Onlar biriktikçe alın böyle beyaz beyaz. Küflenme, ekşime olmasın. Soslarımız güzel olsun şöyle. Biriktikçe alalım. Evet. Şimdi 2 yemek kaşığı kaya tuzu, mutlaka kaya tuzu, normal tuz olmaz. 1 yemek kaşığı da şeker. Malzemelerimiz bu kadar. Başka hiçbir şey eklemiyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra orta ateşte güzelce kaynatıyoruz bakın. Ne kadar güzel kaynatırsak sosumuz o kadar güzel olur. Hem ekşime hem bozulma olmaz. Evet, kaynadıktan sonra bakın kenarlardan belli iki parmak kadar eksilme oldu. Şimdi bunları kavanozlama zamanı. Kavanozlarım şöyle 600 lük yani yarım kiloluk diyorum ben onlara. Onlara dolduruyorum. İstediğiniz boy kavanozlara da koyabilirsiniz. Şu üst tarafı doldurmuyoruz. Kavanozun dar olan kısmı boş olacak. İçeride sosumuz hava alacak. Evet şöyle tekrar göstereyim hemen. Kavanozlamada yaptığımız hatalardan biri kavanozun kenarlarının temiz olacak ve kapağı şey kavanozlarımız yüze yüz dolu olmayacak. Kapaklarımız da yeni olacak. İki geri bir ileri sıktırıyoruz. Önce böyle bir dolduralım sonra daha sıkılayacağız. Evet tek tek kavanozlarımızı bu şekil dolduracağız artık kaç kavanoz gelirse. Dilerseniz bir dizelik, dilerseniz miniklerle, dilerseniz ben gibi böyle yarım kiloluklarda saklayabilirsiniz. Evet şimdi böyle hepsini ben tek tek kapaklarını sıkılaştırarak yakın. Birbirine yakın koyun. Birbirine değsin kavanozlarınız. Kendi sıcağıyla da hemen soğumaz. Kapaklarınız tutar ve üzerine güzel örtün. Bir gün ellemeyin. Ve sos yapımı bu kadar kolay herkesin yapabileceği bir şey. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum